TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programından herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli izleyenler. Hayırlı geceler diliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikteyiz. Bizi bir Ramazan'a daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Bu Ramazan çok güzel bir haberimiz var size. Çok mutlu olduğumuz, bizi çok memnun eden bir haberimiz var uzun yıllardır üzerinde çalıştığı, ciddi anlamda emek verdiği tefsirini tamamladığı Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız ve arkadaşlarımız şimdi gösterirse e, tefsirin ciltleri de şu anda masamızda duruyor. Allah'a olsun güzel bir sevinç, mutluluk bizim için. Bu tefsir tabii ki sadece Allah rızası için hazırlandı. Herhangi bir ücret almadı hocamız bu emeğinden dolayı ve aynı zamanda tefsiri Kur'an okuyan uygulamasına da koyacaklar ve oradan da takip edilebilecek. Onu da buradan durmuş olalım. Ramazan ayı boyunca inşallah sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır. Bunu her seferinde hatırlatıyoruz. Dolayısıyla programlarımızda bolca Rabbimizin ayetlerini konuşacağız. O ayetleri hayatımıza nasıl taşıyabileceğimizi konuşacağız ve ümit ediyoruz ki inşallah Ramazan boyunca evlerinizde konuk olacağız, misafir olacağız ve hep birlikte Rabbimizi anarak dualarla, ibadetlerle inşallah bu Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek için etkileşim içerisinde birbirimizi motive edeceğiz diyelim. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı hoş Ramazanlar edeyim. diliyorum. Allah Bir Ramazan'la daha buluştuk elhamdülillah. Evet, Allah'a sonsuz şükürler olsun. Evet Mehmet Hocam. Girişte hı. de söyledim. Siz hı hı. tabi böyle özellikle önünüze koyduk bunları çünkü bunlar sizin gerçekten 16 yıl mıydı hocam? Evet 16 yıl. 16 yıl. Tabi öncesinde meali çıkarmışsınız. O da çok büyük hizmet gördü. Çok şükür ama 16 yıldır üzerinde çalıştınız. Ciddi anlamda emek verdiniz. Şu anda da önümüzde duruyor. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz hocam? Neler söylemek istersiniz? Ee, yani Cenab-ı Hakk'ın benim hep e, dua ettiğim işte bir gönüle daha dokunabileceksek bitirmeyi nasip etsin diye istediğim Sonra bastırdığını göreyim diye hep dua ettiğim... ...kıymetli bir çalışma ortaya koydum. Kendimce 16 yıl bununla uğraştım. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim'i kardeşlerimin daha iyi takip etmesi için... ...Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmenin bir örneği olarak... ...ayetlerin birbiriyle olan anlam ilişkisini ortaya koyan... ...bir yolculuk gerçekleştirdim. Tabii bunu... Cilt sayısı oldukça fazla, 30 cilt öyle evet. az bir şey değil. Ee, bazıları işte Kur'an bir cilt, 30 ciltte ne gerek var filan diyorlar. Bunu diyenlere işte Kur'an'ın kendi içerisindeki ifade dünyasını, tekniğini, metodunu bilmemenin sonucu olarak bu soruları e, soruyorlar. Soruları böyle iyilik, iyi niyetle sormuyorlar, kötü niyetle soruyorlar yani sanki bana ait güya Kur'anla uymayan işte asla aslar olmayan şeyler mi var burada diye böyle soruyu sorarken cevabı da kendi içerisinde bulunduran bir takım sataşmalar ortaya koyuyorlar. Ben Kur'an'ın ne kadar kıymetli bir kitap olduğunu kendi anlayabildiğim kadarıyla kendi gücüm nispetinde Kur'an'ın kendini tanımladığı özelliklerinden hareket ederek hemen hemen her cüze bir cilt düşebilecek şekilde çok standart öyle değil ama 30 cilt 30 cüz böyle bir izlenim insanların zihnine getirebiliyor Kur'an'ın kendi yapısı içerisinde böyle bir yolculuk yapınca işte böyle bir eser meydana geldi umarım kardeşlerim onu okurlar senin açılışta da ifade ettiğin gibi bunu biz Ramazan içerisinde Kur'an okuyan uygulamamızın Bünyesinde Kardeşlerimize ulaştıracağız İsteyen bedava Hiçbir para vermeden Onu okuyabilecek Bunu da beyan edeyim Teşekkür edeyim ki Yayın evi olarak Haliç Üniversitesi yayınları evet. Benim meallerimi de onlar yıllardır Basıp dağıtıyorlar Onlara başta Naci Topsakal Bey olmak üzere, i̇şte onlara çok teşekkür ediyorum. Evet, Kemal Ayvacı diye bir abimiz Meal için çok kıymetli katkılar verdi. Ondan sonra tefsirin basımına sıra geldiğinde de e, pek çok kardeşimin bildiği işte Torunlar diye bilinen bir firmanın sahiplerinden olan Mehmet Torun Bey, ama daha da önemli son oğlu Ömer Torun kardeşim öne ayak oldu. Bu mevcut 30 cildin basımı gerçekleştirildi. Allah razı olsun hocam. Bizim ne meallerden ne bu tefsirlerden tıpkı sizin olduğu gibi ikinizin de benim de e, dünyalık bir tek kuruşluk bir menfaatim yoktur. Anladım. Allah rızası için yazdım. Bir gönüle daha dokunabilirsek Cenab-ı Hak e, onun ödülünü bize mahşerde fazlasıyla verecektir. Dünyalık hiçbir ödeneğin Allah'ın vereceği kadar olamayacağını bildiğim ve buna inandığım için dünyalık bir talebim olmamıştır. Bir gönül daha Kur'an'la tanışacak ve Kur'an'ı sevecekse, Rabbime kullukta bir e, düzey daha ilerleyecekse, bir insanın e, ateizme, deizm'e veya dinsizliğe düşmesini engelleyecekse ve bir Müslümanın daha kuvvetli, daha dirayetli, daha anlayışlı, daha yürekli, daha fedakar bir yolculuk yapmasına vesile olacaksa benim için en büyük başarı budur. Kardeşlerimin duasını bekliyorum. Elbette hatalar yapmışımdır. Pek çok konuda işte ben burayı henüz anlayamadım. Anlayabildiğim şimdilik budur dedim. Kardeşlerimin yapıcı eleştirileri olursa onları çok dikkat et alacağımı ve bir sonraki baskısı eğer yapılabilirse o baskıda da eğer hatalarım gerçekten hata ise ve beni ikna edecek cevaplarla bir katkı vermek mümkün olacaksa onları da şimdiden çok dikkatle takip edeceğimi belirtmek isterim varsa hatalarım onları düzeltmekte canıma minnet olsun İkinci baskısı olmayan tek metin Kur'an-ı Kerim'dir bunun dışındaki her metinin birden çok baskısı olabilir hatalarımızı söyler de kardeşlerimiz bu yolculukta bize katkı verirlerse kitabı tamamlayan unsurlar onların görüşleriyle yolculuğunu sürdürecektir Allahu Teala'nın iki ayet kerimesinde ifade ettiği bir durum var. Onu kardeşlerimle paylaşıp bitireyim. Ee, Keyif suresinin 109. ayetiyle Lokman suresi 27. ayette Allah buyuruyor ki Estağfirullah قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ Bir Keyif 109'da böyle diyor. Öbüründe de diyor ki ve lev enne ma fil ardı min şeceratin aklamun vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurim ma nafidet kelimatullah ikisinin ortalama anlamı şudur yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa deniz ve onu destekleyecek daha yedi deniz daha mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri tükenmeden bütün onlar tükenip giderdi bizimki e, deryadan e, kendi kabımızca istifade etmeye gayret etmektir. Ben bunu yazdım tamamdır bitti gibi bir anlayışın içerisinde hiçbir zaman kendimi görmedim. Kardeşlerim eğer katkı verirler de bu yolculukta daha kıymetli bir mahiyete dönüşürse bu benim için bir sevgi, bir muhabbet, bir sevinç kaynağı olacaktır. Sizin de aynı duyguları paylaştığınızı bildiğim için yani böyle kitapları buraya koyuyor, reklamını yapıyor gibi ne olur bir algı içerisine girmesin. Allah'ım da olsun hocam öyle Bizim bir şey ihtiyacımız Öyle bir olmayacak. derdimiz, böyle bir amacımız yoktur. Derdimiz olmayacağını bizi izleyen, uzun zamandır izleyen izleyicilerimiz zaten hocam, Bu zaten reklamda bence iyi bir şey, hayırlı bir şeyin reklam olur. Ona of. reklamdan çekinmemek lazım. Ama zaten söylediğiniz gibi maddi bir şey kazanmak için reklam Hayır, değil. Kur'an'ın daha çok okunması için reklam. Ben zaten hocam burada şeyi çok... Beğendim. Yani uygulamanın içine bunu sokuluyor olabilmesi fikrini. Evet. Sonuçta cep telefonu herkes ücretsiz olarak bunu indirip cep telefonundan e, Kur'an okurken şu Kur'an ayeti hakkında ne bugüne kadar tartışmalar yapılmış diye bir iki tuş basıp pat pat e, tefsirde onunla ilgili neler yazıldığımı ulaşabilecek. Ben, evet. İyi ki bunu yaptınız. Allah razı olsun. Seslendirmeyi evet. de yapmıştım. Evet. Aynı uygulamanın içerisinde inşallah Ramazan içerisinde o seslendirmeyi de kardeşlerim dinleyebilecekler. Hocam bir teşekkürü de bence oğlunuz Ahmet Selim Okuyan evet. hak ediyor. Gerçekten. O da çok emek verdi. Çok. Hem mealin ortaya çıkmasında hem tefsirin ortaya çıkmasında. Yani Ahmet kardeşimizin de hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Yani, yani bu bir abartı değil cidden. Yani bir o zaman e Fatma Hanım'a da hakkını yemeyin. Fatma Hanım'a da şey Mehmet Hoca'ya tefsir yazarken e yani aile, ailemin, çocuklarımın hak ettiği ilgiyi onlara tabii gösteremedim. Ama onlar da benim bu yolculuğumun ne anlama geldiğini bildikleri için bir problem yaşamadık. Ekstradan Ahmet'in şunun her satırında emeği olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Hocam bunu bir kere okumaya kalksak zaten bir senede bitmez yani 32. Bitmez. <laughs> Hocam tabii e, yani ben açıkçası çok fazla sosyal medyayı takip etmiyorum ama e, duydum kadarıyla... E, epey bir ilgi var e, tefsiri ama belli türlü. çevrelerden türlü e, tepki de oluyor. var. Tepki de var belli çevrelerden. Tabii siz ilahiyat Fakültesi'nde e, tefsir bölümünde profesör olan birisi olarak size niye tefsir yazdın demeleri kadar herhalde komik bir şey olmasa gerek. Yani gerçekten. Yani çünkü yani. hem bunu tabii ki halka yönelik yazıyorsunuz ama bir de bunun bir akademik yönü var. Tefsir tamam. alanında çalışma yapan bu kadar ilahiyat öğrencisi var. Neticede hem geçmişte yazılmış tefsirleri hem günümüzde yazılmış tefsirleri insanlar takip edecekler akademik çalışma yaparken. Bu yönü de var işin. Evet. Öte taraftan siz zaten e, hani işte Kur'an yetmediği için e, insanların buna ihtiyacı var gibi iddia Yeni bir Kur'andır demiyorsunuz. Ya yani. da dini buradan öğrenin demiyorsunuz. Hayır. Sadece Kur'an-ı Kerim'in hakikaten hiç tükenmeyen birbirinden önemli birbirinden güzel ayetleri ve birbirini tamamlayan, birbirini açıklayan ayetlerinin biraz da hem o tarihsel seyrini veya zamanda ne söylenmiş bu ayetlerle ilgili nasıl bir bakış açısı getirilmiş. Bunları görmek üzere oluşturduğunuz bir eser. O yüzden hani bu yapılan çirkin saldırıları diyelim veya yakışıksız ithamları da herhalde kötü söz sahibine aittir veya kötü zan, kötü düşünce sahibine aittir diyerek Allah'a havale etmekten daha güzel bir yol yok diye düşünüyorum. Herkes mahşerde amel defterinde ne okuyacaksa burada onu kendisi doldurur. Onlar bu tür sözlerle kendi amel defterlerini dolduruyorlar. Dilerim okuduktan sonra varsa eleştirileri onları söylemeyi daha doğru bir davranış olarak görürüm. Kendileri bilirler. Evet Can Hocam siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii çok memnun oldum. Mehmet Hoca değerli bir dostluğumuz yani onun tesirinin çıkmasına e her şeyden önce Türkiye'de bunu birçok kimsenin beklediğini biliyorduk. Bize de soruyorlardı Mehmet Hoca'nın tefsiri ne zaman çıkacak diye. Biz sanki Mehmet Hoca'nın yayın eviyiz gibi. <laughs> Doğal olarak televizyonda gördükleri için şimdi onlara cevap vermekten kurtulduk artık işte çıktı diyoruz. Bir de şunu da rahatlıkla söyleyebilmek tabii bizi mutlu ediyor. Artık cep telefonuna sen bir tuşta tefsiri indir kendin oku. Bir de bize nereden alınacak nasıl ulaşılacak sorusunu sorma diyoruz. Evet. Şimdi burada Mehmet Hocam'ın dikkat çektiği bir noktaya e, biraz daha güçlü dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi biz e, televizyon programı hep şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kur'an Allah'ın vahyi, Kur'an güvenilir. Kur'an e, bu ümmet tarafından daha ilk günden itibaren yazıldı, ezberlendi, buraya kadar geldi. Bu ümmet ilk dönemde birçok konuda ne yazık ki ihtilaf etti. Daha dört halife döneminde savaşlar gördü. Ondan sonra e, siyasi ayrılıkları, mezhep ayrılıkları takip etti. E, başka da ayrılıklar oldu ama tüm bunlarda Kur'an hep ümmetin ortak kabulü oldu. Siyasi ayrılıklar olduğunda da bir grup e, Kur'an'ı mızraklarının ucuna takıp da karşı tarafa bir numara yapmaya kalktı. Ama diğer taraf bu Kur'an o Kur'an değil demedi. O tarafı kınadı. Yani Kur'an'da bir itilaf olmadı. Daha sonra mezhepler oluştuğunda mezhepler farklı hadisleri kabul ettiler. Farklı çıkarım yaptılar. Ama aynı Kur'an'dan hareketle yaptılar. Kısacası Kur'an korunduğu, bugüne kadar geldiği, ümmetin güvendiği tek eser. Buna karşılık şunu görüyoruz. Siyasi ayrılıklar mezheplere de, hadis kitaplarına da, fıkıh kitaplarına, ondan sonra diğer aslında tabakat kitaplarına, diğerlerine de yansıdı. Sonuçta bunların hiçbirinin Kur'an gibi güvenilir olmadığını söylüyoruz. E zaten Kur'an'ın her şeyi açıkladığını söyleyen ifadelerinden de şunu anlıyoruz. Yani Kur'an din adına gerekli her şeyi açıklıyor. Evet. Bütün farzları, haramları Kur'an ihtiva ediyor. Diyelim ki bir yer nasıl döşenecek sorusuna Kur'an'dan cevap bulmuyorsunuz. Yani Kur'an her şeyi açıklamasa böyle bir şey beklemiyoruz. Veyahut da ne bileyim, bir elbise nasıl dikilirin Kur'an açıkladığını söylemiyoruz ama Din adına ne gerekliyse Kur'an her şeyi açıklamıştır. Kur'an'daki her şeyi açıklama ifade eden bunu anlıyoruz. Yani Kur'an'ın mufassal olması, detayları içermesi demek Kur'an'ın bir sıfatı. Dan bunları anlıyoruz. O zaman Kur'an her şeyi açıklayan, farzları aramları açıklayan kaynak olarak elimizde diğer kaynaklar güvenilir değil. En iyi şekilde Kur'an ayetlerini nasıl anlarız? Bunun da cevabı çok basit. Kur'an'ı Kur'an'la anlayarak yani bütünlüğünde Kur'an ayetlerinin birbiriyle ilişkisini tespit ederek. Şimdi bu tefsiri değerli kılan unsurlardan birisi o. Kur'an'ı daha zayıf olanla yani üstünde ihtilaf olan fıkıh kitaplarıyla, hadis kitaplarıyla, tabakat kitaplarıyla anlamaya çalışmıyor. Gerektiğinde onları da değerlendiriyor. Ama Kur'an'daki meseleyi çözümlemeye kalktığında ana unsur olarak Kur'an'ın bütünlüğünü alıp Kur'an ayetleri ilişkiyi ön plana çıkartan bir tefsir. Kur'an'ı Kur'an'la anlama metodunu ön plana çıkartan bir tefsir olması açısından e, bu tefsiri ben çok önemli bir eser olarak görüyorum. Türkiye için değil. Yani bunu da espri olsun veyahut da ne bileyim Mehmet Hoca arkadaşımız diye söylemiyorum. İslam alemi için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslam alemi bu metoda e, her şeyden önce muhtaç. E, ben de birçok ilahiyatçılarla yıllarca iç içeyim. Şunu çok rahatlıkla söylerim. Mehmet Hocam kadar Kur'an metnine hakim başka bir ilahiyatçı görmedim. Yıllarca hocamız gerçekten Kur'an metnine hakimiyeti ve tarih içinde o ayetler üzerine olan tartışmalar hakimiyetiyle bir hakimiyet. Bu sadece bir hafız ezberi değil. Yoksa hafız olup Kur'an ezberleyen çok kimse var. Ama metnine bu şekilde onun üzerine olan tartışmalarla hakim olan başka birini göstermek bana göre bugün pek mümkün değil. Hocamızın o yüzden eserinin e, piyasaya çıkmış olmasını ben çok e, önemsiyorum. Hocam, bir de klasik kaynaklara yönelik olarak hep söylediğiniz bir şey var. Tabii ki içinde doğru bilgiler de var, ama kendi döneminle ilgili şartlarla ilgili bir takım bilgiler veya Kur'an'a uygun olmayan bir takım bilgiler de var. Dolayısıyla biz hep klasik kaynaklarımızı tenkit etme, onları tekrar gözden geçirme, hani onlarla yüzleşme gerçeğini ifade ediyorken onun alternatifini koymamak yani böyle gereksiz bir itirazdan öteye götürmeyecekti bizi. Dolayısıyla bizim eğer tefsirlerle ilgili, klasik tefsirlerle ilgili veya sonradan yazılmış tefsirlerle ilgili eğer ki Kur'an'a uygun olmadığını düşündüğümüz, Kur'an'ın bize vermek istediği mesajı çarpıttığını veya hiç Kur'an'la alakası olmayan bir takım bilgiler ittiva ettiğini düşündüğümüz içeriklerini eleştiriyorken olabilecek en iyisini de ortaya koyarak insanlara bir alternatif sunmak durumundayız. Dolayısıyla bir de aslında yani şunu bu çalışma önemli buluyorum. öyle görüyorum ben yani bir alternatiftir bu. ha Dediğim gibi belki Mehmet hocam da okuduğu zaman daha iyisini yapılabileceğini düşünebilir. Bazı yerlerini tekrar gözden geçirebilir. Tabii ki bu son nokta diye kendinde böyle bir iddiası yok. Keşke birileri çıksa daha da iyisini yapsa. Yani Mehmet hocayı da başka bir hocamızı da zahmetten kurtarsa. Yani kimseyle ilgili böyle bir derdimiz yok. Hocam bu tefsiri önemli kılan unsurlardan bir tanesi şu. Bu tefsirin yazarı hocamız zaten bu tefsirde hatalar olabilir diyor. Hem kendi yorumunda hem imla hatalarında. Fakat bu tefsirde e, hataların olabileceği kabul edilmiş bir kitap olması da bence bunu değerli kılıyor. Niye? Şimdi niye sorusunu bunu açıklıyorum. Bir gereksiz vurgu gibi gözükebilir bu başlangıçta. Şimdi biz piyasadaki tefsirlerin bir kısmına baktığımızda şöyle bir şeye rastlıyoruz. Gelip de diyor ki bu bana yazdırıldı. Hz. Muhammed işte bunu bilmem onayladı. Bir bakıyoruz işte Şii kaynaklarda Kayıp Mehdi dolaşıyor. Kayıp Mehdi geldi bu hadis kitabını falan kendisi kontrol etti düzeldi. Aha bu Mehdi'den onaylı kitap. Öbürüsü diyor ki bana bu işte Hz. Muhammed geldi bizim kitabı okudu kontrol etti diyor. Birisi Mehdi diyor bir Hz. Muhammed. Öbürü Allah tarafından bu bana ilhamla yazdırıldı diyor. Kendi eserini değerli kılmak için böylesi saç malamalara hiç prim vermeyen bir eser olması bunun önemli. Yani hata bende olabilirle başlayan ve bunu yaparken böyle saçma bir tevazuyla hani aslında onu kastetmiyor da hani ben mütevazi gözükeyim diye söylenmiş bir şey değil. Gerçek anlamda bunda hatalar olabilir diyor. Belki kendi bilgimle bunu yazdım diyor kitap. Ve o piyasada gördüğümüz birçok kitaptan işte Mehdi kontrol etti, peygamber bunu kontrol etti, Allah bana bunu ilham etti şeklinde hiçbir iddiası olmayan bir kitap olması da bunu değerli kılıyor. Çünkü o iddiaların biz baştan uydurma olduğunu biliyoruz. Ama kitapları okurken onlara kanan birçok kimse var. Kitaplar okurken bu tip uydurmalara kanarsanız o zaman siz akıl süzgecini kapatıyorsunuz. Hatta okuduğunuz kitabın Kur'an'a gelse ne kadar uygun olup olmadığını da dikkat etmiyorsunuz Can bir de yani zaten o çevrelerde yaygın olarak iddia edilen şey hani siz Kur'an'ı okumayın anlamazsınız dini bizim tefsirlerimizden veya ilmal kitaplarımızdan öğrenin şeklinde bir iddia. Yani Mehmet Hoca'nın öyle bir iddiası yok ki Mehmet Hoca zaten ömrünü Kur'an'ı okuyun ve anlayın demeye adamış bir insan. Ha, diyor ki siz tefsir alanında da bu konuda eğer ki bir e, detaylı araştırma inceleme yapmak istiyorsanız alın ben de size kendi emeğimin ürün olarak böyle bir tefsir ortaya koydum. Kimseyi de zorlamıyor yani bunu okuyun dini buradan öğrenin demiyor zaten kimse. Yani ben tabii ona şaşırıyorum Emre'ciğim. Yani sanki diğer yani Kur'an metinlerini kaldırın, diğer tefsirleri kaldırın. Varsa yoksa budur falan böyle bir iddiam yok. Ben Kur'an'a az buçuk vakıf olduğumu bilen bir insanım yani. Ben Kur'an'la yatıp kalkan bir beni tanıyanlar yakından bilirler. Ben mesela Furkan Suresi 33. ayeti biliyorum. O ayette Allahu Teala en güzel tefsiri kendisinin yaptığını söylüyor. Bitti. Evet. En güzel tefsir ona aittir. Peki peygamberimiz bunun üzerinden mesela e, bazı ayetleri bazı ayetlerle açıklamış. Öyle ayetler arası göndermeler yapmış. Mesela F Fatiha suresi 6. ayeti Nisa suresinin 69. ayetiyle ilişkilendirmiş. Mesela Enam suresi 82. ayeti Lokman suresinin 13. ayetiyle ilişkilendirmiş. Niye? Çünkü Hud suresi 1. 2. ayette hatta Fusret suresinin adı da oradan gelir. Evet. Bu kitabın ayetlerinin açık açık ayrıntılı bir şekilde Allah tarafından ortaya konulduğunu söylüyor. Bu ayetler Kur'an'da var. Ama Kur'an'ın hangi ayeti hangi ayetini açıklıyor? Bu ayetler arasında nasıl bir anlam bağı vardır? Ayetlerdeki kelimelerin hatta edatların neden tercih edildiğini başka bağlantılarla bizim hangi ayetleri hangi ayetler ışığında anlamamızın lazım geldiğini bizatihi Kur'an'ın kendisi zorunlu kılıyor. Yani bu tefsir metodu peygamberimizin uyguladığı ve metodik anlamda başlangıcı peygamberimize ait olan bir Kur'an okuma yolculuğudur. Benimki böyle bir yolculuğun evet. içerisinde olma çabasıdır. İmam-ı Azam da böyle bir yol takip etmiş. Yani rivayetleri de, görüşleri de Kur'an'a arz etmiş. Peygamberimizin de öyle bir ta tavsiyesi var. Size benden bir şey geldiğinde onu Kur'an'a arz edin. Ma ca'aykum anni fe a'dıduhu ala kitabillahi diye başlayan bir şeyi var. Ona Kur'an'a arz etme. Biz görüşleri de Kur'an'a arz etmeye gayret ediyoruz. Tabi bu arzı yapabilmek için Kur'an'ı iyi bilmek lazım. Kur'an'ı hiç bilmeyen bir adam neyi Kur'an'a arz edecek? Nasıl arz edecek? Bir kısmı diyor ki bu işi biz yapamayız diyorlar. Onu diyenler için diyorum ki ben doğru diyor. Yani bunu onun yapamayacağı kesin. Niye? Bilmiyor ki Kur'an'dan haberi yok adamın. Yani bir ayet okuduğu zaman adamın yüzü değişiyor yani. Kendi algısına uymadığını görünce algısını değiştirmek yerine ayeti susturmaya gayret ediyor. Böyle olunca diyor ki bak Fussilet Suresi 26. ayet var kardeş Aç oku bak bu tavrın oraya benziyor. Bak Hac Suresinin 72. ayeti var. Bak orada yapılanlara senin yaptığın sözün benziyor. Hiç İbrahim suresi 9. ayeti oku bak onların yaptığını yapıyorsun. Dikkat et filan demeye gayret ediyorum. Yanlış anlamaya meyilli insanlar yanlış anlamayı tercih ediyorlar. Varsın tercih etsinler. Ben hocam, bu tefsiri yazarken bir iki tabii tabii. anekdotu paylaşayım. Bana bir gün öğrencim geldi bir tanesi. Ben masamda işte böyle 10 tane tefsir açık. lugatler açık. Hepsine bakıyorum her ayetle ilgili. Dedi ki hocam bu kitaplar ne? Dedim ki tefsir yazıyorum işte tarihi Caner'in dediği gibi tarihi süreç içerisinde nasıl bakılmış bu ayetler nasıl anlaşılmış ben onlardan da istifade ediyorum bakıyorum ne demişler nasıl demişler filan diye e dedi ki tefsirler zaten yazılmış hocam niye bir daha yoruluyorsun filan dedim ki bak dedim ben bu tefsiri sana yazmıyorum senin gibi düşünenlere yazmıyorum zaten sen okuma bunu ama bu coğrafyada bundan 100 sene sonra 500 sene sonra 1000 sene sonra yaşayacak bizim nesillerimiz gelecek. Onlar merak edecekler. Şimdi biz nasıl bu kitabın filanca ayeti Hicri birinci yılda, ikinci yılda, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu yılda nasıl anlaşılmış diye gidip tefsirler okuyoruz ya. Onları okuyunca o asırda bu ayetler nasıl yorumlanmışı öğreniyoruz ya. Ben de bu tefsiri bundan 100 sene, 500 sene, bin sene sonra Anadolu'da yaşayacak kardeşlerime yazıyorum. Onlar merak edecekler. 2000'li yıllarda acaba bizim ecdadımız bu kitabı nasıl anlamış, nasıl yorumlamış diye. Onlar merak edeceklerdir. Bugün senin bana dediğini, yazmana gerek yoktur dediğini dünkü müfessirlere o gün yaşayanlar demiş olsaydı bizim bugün açıp okuyacağımız kitap kalmayacaktı. E o zaman da diyenler olmuştur. Olmuştur. Allah'tan itibar etmemişler. Eser üretmişler. Yani istifade edebilme isteyenler için bir imkan sormaya çalıştık. Şunu söyleyeyim. Varsa hata bana aittir ki vardır, elbette vardır. Varsa eksiklikler bana aittir, elbette eksiklikler vardır. Kardeşlerim o eksiklikleri tamamlama noktasına bir katkı verirlerse onlar da bu yolculuğun e, ortakları arasına girmiş olur. Hocam son olarak ben de ufak bir katkı yapayım. Sonra e, isterseniz hemen Ramazan ayını ve oruç ibadetini konuşmaya başlayalım. E, size yönelik bu konuyla ilgili, tefsirle ile ilgili... Yapılan e, itirazların e, ana başlığında şunu e, anladığım kadarıyla görmek gerekiyor. Şöyle bir itiraz yapıyorlar. Ya Mehmet Okuyan bunca zamandır işte Kur'an yeter yeter diyordu. Ne oldu Kur'an yetmiyor mu? E, yani Mehmet Okuyan Kur'an yeterdi diyordu da Kur'an yetmez mi deseydi? Ya da sen Kur'an yetmez mi diyorsun? Kur'an yetmez diyorsan senin bu sözünün kime karşılık geldiğini, Kur'an'da karşılığın ne olduğunu hiç düşünüyor musun yani? Bu kimin ağzından konuşuluyor bu laf? Evet. Tam müşriklerin söylediği bir şey aslında yani, bu bak. kitap bize yetmez. Bunu değiştir veya bunu yerine başka bir kitap getir. Ben Kur'an'ın yettiğini anlatmak için 30 cilt yazdım. Yani. Ve onu Kur'an'ın yetmediğini düşünenler için yazdınız. Evet aynen öyle. Onu da buradan söylemiş olalım. Peki. Hocam Ramazan ayındayız. Allah'a hamdolsun ki program başında da söyledik. Bir Ramazan'a daha bizi kavuşturdu bir araya getirdi. Rabbimizin ayetlerini anmaya vesile olsun bütün ay. Hem de bizim farkındalığımızın, duyarlılığımızın artmasına bir vesile olsun. Ramazan ayı ve oruç ibadeti Kur'an'da nasıl anlatılıyor? İsterseniz bununla başlayalım. Sonra devam edelim sohbetimize. Evet biz e, nasip olursa ay boyu e, Kur'an ayı diye tanımlanan Ramazan ayında Kur'an'ı merkeze alıp Kur'an'ı konuşmaya gayret edeceğiz. Öyleyse Ramazan ve oruç konu başlığıysa Kur'an'da bunlara dair hem Ramazana hem oruca dair ne dendiyse evet. ilgili ayetlerden kardeşlerimize bunu aktaracağız. Bir defa Ramazan ve oruç ikiliği bizim aslında bir teşekkür zamanıyla yüz yüze olduğumuzu gösterir. Biz neye teşekkür ediyoruz? Bu ümmetin son peygamberle buluşturulmasına ve insanlığın son vahiyle buluşturulmasına teşekkür ediyoruz. Ramazan ve oruç aslında bir teşekkür zamanıdır. Oruç bir teşekkür eylemidir. Zaten Oruçla ilgili ayet Bakara suresinde dört tane ayet vardır oruçla ilişkilendirilen. Bir dolaylı bir ayet daha hesap edilirse beş tane ayet vardır. O ayetlerin Bakara suresi 185. ayetin sonunda diyor ki ve لَعَلَّكُمْ Umulur ki teşekkür edersiniz. Size biri bir iyilik yaptığı zaman ona nasıl teşekkür edeceğinizi adeta şaşırırsınız. Allahü Teala bu çok kıymetli nimetlendirmesine bizim nasıl teşekkür etmemiz lazım geldiğini işte oruçla önümüze sermiş oluyor. Bir söyleyeceğim biri bu. Bir diğeri oruç ayeti şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu kitibe aleykumus sıyam kema kitibe alellezine min kablikum. Yani oruç ey iman edenler sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de farz kılındı. Anlaşılıyor ki oruç bir iman eylemidir. Yani İmanlılığın insana yüklediği bir takım zorunluluklar görevler vardır. Şu i̇şte onlardan bir tanesi de oruç ibadetidir. O ayetteki başlangıç hitabının böyle bir sonucu vardır. Onu ifade etmek ve hatırlatmak gerekir. Yine aynı ayetin son cümlesinde diyor ki, La aleküm tetakun umulur ki takvaya erişirsiniz. Demek ki oruç bir takva eylemidir de. Takva nedir? Takva duyarlı olmak demektir, farkında olmak demektir, sorumluluğunu bilmek demektir. E, takva esasında korunaklı olmak demektir. Yani bizim fıtratımıza Allahü Teala'nın yazdığı o ana kodlamaların e, bir adı fıtrat, bir adı takvadır dersek, oruç işte buna hizmet eden, bunu besleyen o denize yani e, takva denizine akan ırmaklardan biridir diye. Böyle bir gönderme yapılabilir, yapabiliriz. Ben o ayeti okurken bir şeyi daha çok önemseyerek düşünmeye çalışıyorum. O da diyor ki, Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Anlaşılıyor ki, oruç yolculuğu aslında insanlık tarihi kadar eskiye bir yolculuktur. Yani ta ilk insan neslinden, ilk peygamberden son peygambere kadar Demek ki o ümmetlere yükümlülük getiren esaslardan biri de oruçtur. Biz biz bir oruç ibadetimizi yerine getirirken insanlık tarihi kadar eski olan mümin kardeşlerimizle ruh ve yol birlikteliğimizi ortaya koyduğumuz bir duyarlılıktır oruç. Oruç aslında Allah'ın herhangi bir emrine nasıl boyun eğmek lazım geldiğini gösterdiğimiz ve Allah'ın hatırı için nelerden vazgeçebileceğimizi gündelik ihtiyaçlarımızdan, günün belli saatleri arasında sırf Allah'ın hatırı için nasıl uzak durabileceğimizi gösterdiğimiz kıymetli bir duyarlılıktır. Oruç senin de zaman zaman canerin de zaman zaman kullandığınız benim de dillendirdiğim e, üzere Oruç ve Ramazan aslında bir kamp dönemidir, bir eğitim zamanıdır. Biz bedenimizi eğitiyoruz, ruhumuzu eğitiyoruz oruçta bedeni geri çekmek maddi gıdalardan kendini biraz geri çekip manevi gıdalardan yani ruhun besleyeceği Kuran'ı hakikatlerden daha donanımlı hale getirebileceğimiz ruhumuzu böyle bir yolculuğun adıdır Dolayısıyla hani kamp dönemleri nasıl yapılacak maçlar için anlamlıysa, geçmiş maçlar için kamp yapılmayacaksa oruç ve Ramazan da bitirdiğimiz 11 ay değil Yaşayacağımız 11 ayı planlamaya gayret ettiğimiz bir eğitim ayıdır, bir bilinçlenme ayıdır. Oruç ayetlerinden anladığım haliyle söylüyorum. Oruç aslında Allah'ı yüceltmenin kıymetli bir göstergesidir. Allah'ın hatırının bizde en yüce de yerde olduğunu göstermesi bakımından kıymetli bir ibadettir. Hem açlığı tanımayı hem açların farkına varmayı hem bizim sahip olduğumuz nimetlerin aslında başkalarının da onda hakkı olduğunu, payı olduğunu anlayarak o nimetlerin bizim için birer emanet mesabesinde olduğunu fark etmemizin bizden istendiği kıymetli bir zaman dilimidir ee, ve nihayetinde şunu söyleyeyim oruç bir farkındalık ibadetidir ve oruç bedenle hayatın bedenin ihtiyaçlarından ibaret olmadığını asıl Ruhun donanımlı hale getirilmesi için Kur'an ayı diye tarif edilen Bakara Suresi 185. ayette belirtildiği gibi Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir zaman dilimi olması itibariyle Kur'an ayı olan Ramazan ayında Kur'anla hemhal olmak, Kur'anla hasbihal olmak için bize sunulmuş kıymetli bir zaman dilimidir. Ruhunu Kur'anla besleyebilen Yiğitlere selam olsun diye sözümü toparlayayım. Ağzınıza sağlık hocam. Canım hocam. Ramazan ayı ve oruç ibadeti e, e, nasıl anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Mehmet hocam biraz ondan bahsetti. Ramazan ve oruç deyince sizin aklınıza neler geliyor? Yani oruç tutmanın hikmeti ne olabilir? Çünkü zaman zaman e, sosyal medyadan olsun, internet platformlarında olsun özellikle gençlerden ama hemen her yaştan insanlarda şöyle bir soru oluşabiliyor. Yani Allah niye ihtiyaç duyuyor ki yani bizim işte oruç tutmamıza ya da ibadet etmemize ihtiyaç duyuyor. Bu Allah'ın ihtiyaç duyduğu bir şey midir aşağı yoksa evet. e, insan gerçekten buna muhtaç olduğu için midir ki ya da Allah'ın istediği herhangi bir şeyle ilgili de insan buna muhtaç olduğu için midir ki Allah bunu insanın istemektedir? Şimdi Kur'an'ın anlattığı imana ve Kur'an'ın anlattığı amellere elbette ki biz muhtaçız. Allah kendi içinde mükemmel bir varlık. Kendi içinde hiçbir şey ihtiyacı yok. İnsanları yaratma Allah'ın eylemi de, insanlara din göndermesi de sonuçta insanların ihtiyaçları bu yönde olduğu içindir. İnsanlara merhametinin bir gereğidir diye bakmak lazım. İman amel birlikteliği Kuran'ın en önemli konularından birisi, yani nasıl inanılacağı ve nasıl davranılacağı evet. konusu. Ne zaman bir inançla ilgili konu gelse gündeme şunu belirteriz. İmanını amelinle göster. Allah'a mı inanıyorsun? Allah'a inanıyorum diyorsun. Ahirete inanıyorum diyorsun. O zaman bu dünyadaki davranışlarını böyle bir imanı gösterecek şekilde yap. Allah'ın varlığı demek ne demek? Her şeyden önemli olan, bana hayatı veren, her şeyden daha üst olan bir varlık var demek. O zaman sen hayatını planlarken, gününü ayarlarken, başkaları ile ilişki kurarken Allah'ın seni yarattığını farkında olarak mı kuruyorsun? Bunu diye sorarız değil mi? Ve de, bu imanın gerektiği ameli yapıyor musun? Sonuçta bu imanı nasıl göstereceğin Allah'ın her şeyden önemli olduğuna dair imanını amelinle göstereceğin. Yani amele hemen baktırtıyoruz iman söz konusu olduğunda. Aynı şekilde bir amel gündeme getirildiğinde de o amel hangi imanla ilişkiye bakabiliriz? Yani imanla amel birbirinden kopmuyor. Oruç mu gündeme getirildi? Şimdi oruç nedir? Günün belli saatlerinde belli Allah'ın verdiği rızıklardan uzak kalmak demek. Peki oruç nasıl bir imanı sahip olan kimse oruç tutar onu düşünmek lazım. Yani bu amel hangi imanınla ilişkili? Sonuçta öncelikle şunla ilişkili. Allah her şeyin yaratıcısı. Allah bir şey istediğinde ben kulum bana düşen onu yapmaktır değil mi? Oruç ve herhangi bir ibadeti yapan bir kere buna dair imanını her oruç tuttuğunda taze ediyor. Allah'ın istediğini yapacak olması gerektiği, yapması gerektiğine ilgili imanı taze ediyor. Ayrıca rızıkları verenin Allah olduğuna imanımızı taze Adeta şöyle diyoruz oruç tutarak. Benim yediğim bütün yiyecekler, etler, balıklar, salatalar, meyveler bütün hepsini Allah sayesinde kavuştum. Artı bu yemekleri tadacağım, ağza bu yemekleri sindireceğim, mideye ve diğer sindirim sisteminin parçalarına Allah sayesinde sahibim. Allah bana diyor ki bütün bu bendeki yeme içme ile ilgili sistemi ve rızıkları oluşturan Allah 11 ayda bunlardan istediği gibi faydalanabilirsin. Bu rızıklardan haram olmayanlarına. Zaten haramlar çok az 3-4 tane. Sadece bir ayda bu rızıklardan belli saatler arasında. Bak bir ay boyunca faydalanabilirsin. Sadece belli saatler arasında bunlardan yemeyeceksin diyor. O zaman otomatikman bu rızıkları zaten veren Allah. Buna benim imanım varsa Allah'ın istediği sadece bu 12 ayın birinde o da sadece belli saatler aralığında onlardan faydalanmamam gerektiğini çok iyi anlarım. şöyle düşünün bir insan bir insanın cebinde parası var. Bu parasının kendisinin olduğunu düşünüyorsa parayı ayrı şekilde sarf eder. Fakat cebindeki paranın gerçek sahibinin başkası olduğunu farkındaysa bir insan başka şekilde hesap eder. Ha, bu rızıkların o şekilde yani benim aslında yiyeceklerim değil buna eti de ben yaratmadım balığı da kuru yemişlerdi. hiçbirini ben yaratmadım. Bu rızıkların hepsini Allah yarattığı imanım varsa bunlar hani sahibi ben değilim Allah'tır imanım varsa o zaman otomatikman oruç tutmanın gerekliliği anlaşılıyor eğer ki sağlıklı bir insansa. hocam insan aslında şunu da anlıyor herhalde değil mi? Yani Rabbimizin bizden bu belli saat aralığı içerisinde yemek içmekten ve işte cinsel münasebetten uzak durmamızı istemesi. Yani sadece bizden biyolojik bir beklenti değil. Tabii ki bunlar baktığımız zaman yemek içmek insan için gereksinim, asgari gereksinimler ama aslında onun beraberinde bize kazandırması gereken yani ruhumuzu beslemesi gereken yönleri var. Yani bir yandan bedenimiz aç kalırken aslında ruhumuzun doymasını bekliyor Allah. Yani tutmak demek ki oruç yani hani biz oruç tutarken orucun da bizi tutmasını aslında bekliyor. Yani biz bunu hani herhangi bir canlıyı da bir yere bağlasanız gün boyunca ona yemek vermeseniz, su vermeseniz artık bir süre sonra onun sürekli olarak böyle etrafında dönmeye çalıştığını, işte kıpırdandığını, sürekli ne zaman kendisine yemek ve su verileceğini beklediğini görebilirsiniz. Yani orucun insan için orucun hani bu canlının örneğinden farklı bir şey olması lazım. Yani onun evet. maneviyatına ulaşabilmesi lazım. Onun manasına ulaşabilmesi lazım ve hikmetlerini belki o anlamda daha derinden kavrayabilmesi lazım. Öbür türlü çünkü herkes bir önce saatine bakıp ne zaman iftar gelecek. Evet. İftar geldiği zaman da bir anda böyle saatlerce aç kalmış bedene 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde yüklenerek daha da kendimizi rahatsız edecek hale getiriyoruz. O yüzden o sakinliği, o dinginliği, o farkındalığı, o duyarlılığı belki kazanabilmemiz için de bir yönünün fark edilmesi lazım. Tabii hocam? yani sonuçta e, ibadetler sadece yapılan unsurlar değil. Yani biz sadece bir oruç tutup da oruç geçmiş olmuyor. Aynı zamanda o tutulan oruç bizi biz de yapıyor. Evet. Yani ibadetler yapılırken aslında ibadetler biz her neysek biz o yapıyor. Yani bizim zihnimizi, duygu dünyamızı, düşünce dünyamızı şekillendiriyor. Demin işte örneğini verdiğim yani hani belli imanlar aslında zihnimizde tazelenmesi dedik mesela. İşte bu imanı mesela zihninde tazeleyen bir insanın ondan sonra oruçtan sonra rızıklarla ilişkisi de daha çok farkındalıklı oluyor. İşte Allah'ın verdiği rızıkları her an yediğimizle ilgili bunları tattığımız, bunlar sayesinde hayatımızın devam ettiği ile ilgili zihniyeti de oruç daha çok kuvvetlendiriyor. Veya Allah benden bir şey isterse ben yaparım ilgili o zihniyet de bizim iç dünyamızı şekillendiriyor. Şöyle bir örnekten benzer... ...hani teşbihte benzetme daha hata olmaz derler. İnsan e, fedakarlık yaptığı e, kimseye veya fedakarlık yaptığı davaya daha çok bağlanır. Mesela birçok annenin de çocuğunu daha çok sevmesinin sebebi nedir, değil mi? Çocuğu için e, gecelerini sarf eder, çocuğu için vaktini verir. Doğumda gerekirse onun için belli acılara da katlanır. Fakat bunları yaptıkça farkında olmadan her çocuğu için fedakarlıkta çocuğuna karşı daha da çok sevgisi artar, bağlılığı artar. Aslında biz de Allah rızası için fedakarlıkta yaptıkça Allah'a Allah'ın gönderdiği dine daha çok bağlanıyoruz. Zihnimiz, ruhumuz biz farkında olmadan yaptığımız ibadetlerle de şekilleniyor. Bizim için bu dünyada olabilecek en değerli şey Allah'la bağımız. Her ibadet, her amel aslında bizim Allah'la bağımızı, onunla ilişki tarzımızı da e, belirlediği için önemli. Hocam bir de bu Allah dışında yani başka hiç kimseye yönelik yapılabilecek bir fedakarlık olmasa gerek. Yani insanın ailesinden birisi yani bir anne babası bile ya da ee, evladı anne babaya dese ki yani şu benim için işte bir gün aç kal susuz kal. Hani bir gün yaptın tamam hatırı var. ikinci gün, üçüncü gün artık herhalde üçüncü günden sonra kimse de o hatırı gözetmez yani. Ama ancak, ancak Allah için yapılabilir böyle bir şey yani. Yani 29 gün veya 30 gün işte bir Ramazan ayı boyunca. Ancak Allah için insan bu fedakarlığı yapar. Ancak Allah için bu yiğitliği gösterir gibi geliyor. Yani başka hiçbir varlık için herhalde bu fedakarlık Yapılmaz gibi geliyor. Dolayısıyla bu da aslında Allah'la kul arasındaki o bağı, evet. muhabbeti, o sadakati, o vefayı e, ortaya çıkartan bir yönü var evet. sanki. Bir işte e, Ramazan'ın oluşturduğu atmosfer de çok önemli. Birisi Ramazan ve birçok top ibadet aslında evet, özellikle böyle toplu yapılan ibadetler. Şimdi bunu tam namaz gibi toplu yapılan ibadet değil ama bir şekilde de toplu yapılan bir ibadet. E, ayrıca bize bir ümmet olma duygusunu da oluşturuyor. Mesela şöyle bir ayet olsaydı e, 12 ayın içerisinde sizin seçeceğiniz rastgele 30 günde oruç tutun. Evet. Bakın bir Ramazan kadar oruç tutardık veya kendi seçeceğiniz bir ayda tutun. İlla arka arkaya olması şart sorucu da denebilirdi. Ama öyle demiyor Allah. Bütün ümmet için aynı ayı belirliyor. Ve mesela şöyle bir ifade de olabilirdi. İşte günün işte dörtte üçünde aç susuz kalın ve cinsel ilişkide uzun cinsel ilişkiden uzak kalın denilebilirdi. Değil mi? Yani 18 saat kadar. Ama öyle demiyor Allah. Bir aynı saat aralığında herkesin değil mi? Şeyden işte fecir vaktinden leyle kadar yani geceye kadar tutulan bir oruç oluyor. Sabahtan geceye kadar tutulan bir oruç oluyor hepimiz için. Şimdi aynı saat diliminde aynı ayında oruç tutunca hepimiz bir ümmet birliktelik duygusu da oluşuyor. Ee, o sofraların etrafında birleşen insanlar veya birbirine karşılaştıklarında yemeklerden aynı şekilde uzak duran insanlar arasında bir ayrıca bir e, ümmetin bağını oluşturmasının da ben orucun e, değerli katkılarından bir tanesi bizim ruh dünyamıza olduğunu kanaatindeyim. Ayrıca yine de Mehmet hocamın da söylediği bir ifade vardı bence o da bunu ifade ediyor yani oruç bir kampayı. Nedir? Yani birçok günahtan en çok uzak durduğumuz ay. Şimdi Oruç e, namazdan ayrı bir ibadet. Kur'an okumaktan ayrı bir ibadet. Fakat şunu görüyoruz biz e, her Ramazan ayında. insanların namazlarına en titiz oldukları ay da Ramazan. Allah'ı en çok andıkları ay da Ramazan. Duaların en çok arttığı ay da Ramazan. Hatta fakirlere yardımın zekatın da en çok arttığı ay Ramazan. Yani oruç tek başına bir ibadet olarak gelmiyor. Kur'andaki diğer birçok ibadeti de daha üst seviye getiriyor. Haramlardan en çok kaçınılan ay da Ramazan. Ya böylece oruç <laughs> orucun dışındaki farzları daha çok titizliği, haramlardan daha çok uzaklığı beraberinde getirdiği için tam da Mehmet hocamızın da demi dikkat çektiği gibi gerçekten ruh dünyamız için bir kamp ayı olarak karşımıza çıkıyor. Allah'ın anılması, Allah'ın gün, hayatımızın gündemimizde olması ve demin dediğim gibi Allah'la bağımızın olabilecek en iyi şekilde kurulması bir Müslüman için olabilecek en önemli unsur. Ramazan ayısı bunun en iyi şekilde gerçekleştirildiği ay olduğu için de önemli. Tabii ki orucun başka hikmetleri de var. Değil mi? İnsanlar aç kaldıkça işte rızıkların değerini anlaması, sonra şükürlerin artması, geri kalan aylarda da rızıklardan uzak olan dünyadaki fakirlerin, açlık seviyesindeki fakirlerin durumunu daha iyi anlayıp açlık seviyesindeki fakirliğin ve diğer tabii açlık seviyesindeki fakirlik de olması şart değil ama özellikle açlık seviyesindeki fakirliğin yok edilmesi için insanların bir teşvikte oluyor. İnsanlar böyle kısa süre biz bile aç kaldığımızda bunları çekiyorsak 12 ay boyunca rızıklardan uzak kalan dünyada, Afrika'da başta olmak üzere dünyanın birçok kıtasında insanlar var. Bunlar için de bir şeyler yapmalıyım duygusunu da besliyor. Ayrıca orucu tutmamızın bedenimiz açısından da çıktıları var ama ona bir daha söz gelirse o zaman vakit evet. kalırsa bahsedeyim. Şimdilik bu kadar. Azıcık tespit edebilirim. Ol, Kendi hocam. hikmetlerini söyleyeyim. Eminim ki benim tespit ettiklerimden çok daha fazla da hikmeti orucun vardır. E, Mehmet Hocam, tabi Ramazan ayındayız. Kur'an ayı olduğunu söyledik. Kur'an'ın vahyedilmeye başlandığı ay olduğunu söyledik Ramazan ayının. Ve aynı zamanda bir kamp ayı olduğunu söyledik. Evet. Ve e, siz de dediniz ki hani kampta e, insanlar işte sporcular özellikle kampa girdikleri zaman ne yaparlar? Aslında daha sonraki ilerideki maçlar için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla her Ramazan ayı aslında bizim hem zihnen hem ruhen hem bedenen bir anlamda bir kampa veya bir bakıma e, girme ayımız ki gelecek e, 11 ayımızı da bir sonraki Ramazan'a kadar e, o farkındalık ve o duyarlılıkla o, e, o bilinçle ee, geçirebilelim. Hı, hı. Peki yani kısa kısa ifade etmek gerekirse bu Ramazan ayını nasıl geçirmemiz gerekir? Yani sizin hem bir e, bu konuda çalışan bir e, akademisyen olarak, Hoca olarak, kendi kişisel hayatınızdan veya insanlara Kur'an'dan hareketle ayetlerin bizi yönlendirdiği hakikatten hareketle tavsiye edebileceğiniz şeyler neler olur? Peki yani kısa kısa ifade etmek gerekirse bu Ramazan ayını. Nasıl geçirmemiz gerekir? Yani sizin hem bir e, bu konuda çalışan bir e, akademisyen olarak, hoca olarak, kendi kişisel hayatınızdan veya insanlara Kur'an'dan hareketle ayetlerin bizi yönlendirdiği hakikatten hareketle tavsiye edebileceğiniz şeyler neler olur? 3-5 e, başlıkta bunları özetleyebilirim. E, tabii kendim de uyguladığım haliyle e, beyan edeyim. Böyle bazen insanlar kendilerinin yapmadığı şeyi başkalarına söylüyorlar. Sonra da niye durum düzelmiyor diye hayıflanıyorlar. durumun niye düzelmediği belli. Yaptığınız şeyler ile söyledikleriniz uyumlu olmuyorsa, söylediklerinizi kendiniz yapmıyorsanız bu söz işte böyle havada buharlaşıp gidiyor. Kendi yapmaya çalıştığım üzere ifade edeyim. Ben zaten yılın her günü Kur'anla Yoğun bir iletişim halinde bir hayat yaşamaya çalışıyorum Benim bir de mesleğim bu yani branşım bu Yani Ben tefsir alanında çalışıyorum Devletten aldığım maaşı devletin bana vermesinin amacı Yani tefsir yapmaktır İnsanlara, çocuklara, kardeşlerimize bu uğurda bir çaba ortaya koymaktır Ben yazma kısmını değil belki ama hiç olmazsa okuma kısmını Kur'an'ı okuma kısmını ama bunu Ramazan ayındaki belli seslendirmeye indirgeyerek mukabele dediğimiz bu kıymetli eylemi sadece metni seslendirmeye indirgeyerek değil o metinde seslendirdiğimiz metnin anlam dünyasıyla da insanların buluşmasını sağlayacak bir değişim bir dönüşümün zorunlu olduğunu beyan etmek istiyorum kardeşlerime. Her gün madem ki savura kalkılıyor Sahura kalkmak, sahurda yemek yemeye indirgenmemelidir. Sahura kalkmanın bir ibadete daha olsun, bilinçli başlama anlamında bir kıymeti vardır ve her sahura kalktıklarında bedenleriyle alakalı bir önlem, ön bir önlem almaya gayret ederken ben her seherin, her sahurun Kur'anla buluşması lazım geldiğini Kardeşlerimden özellikle istirham etmek isterim. Her gece bir ayeti olsun, bir tanecik ayeti olsun anlayarak hayatlarına taşımaya gayret ederlerse Ramazan onlar için bir bilinçlenme ayına dönüşür. 30 günde pek çok konuyu Kur'an-ı Kerim'den anlamanın e, lezzetini yaşarlar. Ve hayat meşguliyetlerinde o öğrendikleri hayat, e, gerçeklerin, hayattaki karşılıklarını görünce de büyük bir mutluluk hissedeceklerdir hocam Ramazan'ın birinci gününde olduğumuz için Ramazan'da insanların işte Kur'anı hatmetme hatim indirme Daha doğrusu halk arasındaki daha çok kullandığı şekliyle böyle bir anlayış yaygın evet. ve Kur'an'ı yüzünden okuyarak seslendirerek insanlar Ramazan ayı boyunca en azından bir kez olsun Kur'an'ı baştan sonra okumaya çabalıyorlar. Tabii evet. bu da kendi içerisinde değerli bir şeydir. Allah'ın kitabıyla meşgul olmak sonuçta değerlidir ama Rabbimizin bizden istediği şey onun anlamıyla buluşmamız. Elbet. Ee, yani bizim şunu sormak istiyorum size. Yani mümkünse tabii keşke anlayarak e, baştan sona Ramazan boyunca bitirebilsek. Ama böyle bir zorunluluğumuz var mı? Yani o olabildi ki bazı ayetleri daha fazla düşünmek istedik, daha fazla yoğunlaşmak istedik. İlla ki 114 sürenin 114'ünü de Ramazan sonuna kadar bitireceğiz diye bir zorunluluğumuz var mı? Yoksa önemli olan bizim gerçekten içtenlikle, samiyetle Allah'ın ayetleriyle buluşmamız mı? Belki olabilir ki Bakara suresini bile bitiremeyeceğiz Ramazan'ın sonuna kadar. Yani ciddi anlamda bir vakit ayırmış olmamıza rağmen. Bunu bir paylaşabilir miyiz izleyenlerimize? Evet. Hani Ramazan'da Peygamberimizin Cebrail aleyhisselama her yıl gelen vahiyleri işte tekrar ettiği mukabelenin de karşılıklı olarak birbirini kabul etmek anlamında bir Teknik yapısının olduğu bilinir ee, ama orada hem e, okuyan hem dinleyen herkes anlamını biliyordu bu işin. Dolayısıyla e, Kur'an'ın dilini bilene Kur'an oku demeyle Kur'an'ın dilini bilmeyene yani anlamını bilmeyene Kur'an oku demek aynı şey değil. Dilini bilenin okumasıyla anlamını bilmeyenin okuması aynı şey değil. İkincisinin yaptığına seslendirme deniyor okumak denmiyor yani o okumak değil. Evet hatim yapmak kıymetli bir iştir. Ama e, onunla ne kadar vakit geçirdiysen asıl daha önemli olan odur. Diyelim ki günde her gün birer saatini vererek günde bir saatte bir cüz okuyup 30 günde 30 cüzü bitirmeye göre e, günde gene bir saatini vererek e, 30 saat aylık 30 saat içerisinde anlayarak çaba sarf ederek bir cüzü bitirmek daha daha hayırlı bir iştir. Olması gerekendir aslında. Evet yani çünkü ben Kur'an'ı tarif ederken hep Kur'an bir mektuptur diyorum. Adlarında Kur'an'ın isimlerinden biri el kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette el kitap, kitap, kitap kelimesi mektup anlamında kullanılır. Kur'an madem ki mektuptur o zaman mektubun yazılmasının anlamı neyse onun okunmasının amacı da o olsa gerektir. Yani anlarsınız, anladıkça cevap verirsiniz. Böylece e, sağlam bir iletişim meydana getirirsiniz. Anlamaya dayalı eylemleri öncelemek ve bunun üzerinden bir gündem oluşturmaya çalışmak lazım. Yıllar öncesini tabi biliyorum. Ben 60 yaşındayım. E, bu 60 yıllık ömrün şöyle temizinden 40 yılını, e, 50 yılını iyi biliyorum hayatımın bundan 30 sene önce, 40 sene önce hatta 20 sene önce böyle Kur'an'ın manasıyla buluşmak gibi toplumda öyle kıymetli bir gündem yoktu. Şimdi yavaş yavaş var. Çok şükür. Yani şimdi televizyon kanallarında bile mukabele dediğimiz o işlem gerçekleştirilirken ona dair ayetlerin tercümeleri de me mealleri de ekranlarda paylaşılıyor. Ben ben hafız kardeşlerimin Kur'an'ın metnini seslendirdikleri o işlem ki çok kıymetli bir işlemdir. Bunu ben evet. hayatımda sürekli yapan biriyim. Onun anlamını da tercümesini de seslendirsinler istiyorum. Ya da hiç olmazsa diyelim ki bugünkü cüzde birinci cüzse kendileri önceden bir okusunlar. O cüzden belli spot bir takım ayetlerin tercümelerini o meallerinin içerisinde söylesinler, korkmasınlar. Evet. Onun hatimlerine hiçbir zarar gelmez yani. Yeter ki o arada tespit edecekleri bir e, Kur'an anlama seferberliği kendi çapında başlasın. Çok şükür yapılıyor hocam o da artık Allah'a şükür. Yani ben internette de bazen e, izlediğim kimi videolarda da çok değerli e, bazı cami hocalarının da tabii, tabii. bunu yaptığını görüyorum yani. Kur'an okuyor Elbette. Arapçasından alim Nas Suresi'nin Diyelim ki bir on ayetini bir. E, ondan sonra da o ayetlerde Rabbimizin ne söylediğini cemaatte paylaşıyor. Ben çok mutlu oluyorum bunu görünce. Yani ne kaybediyoruz yani bunu yapınca bir şey mi kaybediyoruz? Kazanmaktan başka ne var yani bunu yap Olması gereken budur. Evet. Yapanlara selam olsun. Allah razı olsun. Geri, kalıyor, geri kalan herkesinde de aşağı yukarı oraya doğru bir e, değişim göstermesi arzumuzdur. Bunu derken yani Kur'an'ın metnini hafife aldığımız gibi bir şey akla ziyandır. Hani bunu benim ağzımdan hiç kimse asla duyamaz yani. Ben her gün Kur'an'ı okuyan, her gün 500 Kur'an okuyan biriyim yani. Benden bu böyle bir söz çıkmaz. Ama bunun anlamı eğer bilinmiyorsa, kardeşim mektubun gereğini yapmıyorsun demektir yani. Yarım kalıyor yaptığın iş. Ben bu işi daha güzel yap diyorum yani. Bu yaptığın gereksizdir. Mesela yaşlı yaşlı teyzeler, amcalar var mesela. Gelmiş 80 yaşına, 70 yaşına vesaire. Kardeşim bu yaşa gelmiş bir insana böyle anlamı üzerinden böyle dayatmacı bir tavır ortaya koyduğunuz zaman insanlar küsüyorlar yani. Onun yapabileceği odur. Zaten oraya geldi. Muhakemesinde sıkıntılar var, zekasında sıkıntılar var, algısında sıkıntılar var. Onun Kur'anla böyle bir diyalog kurmaya gayret eden kendince hani ruhunu teskin edeceği bir e, duyguya ihtiyacı var. O varsın öyle yapsın. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Ama ben kendi ailemden biliyorum ki kendi ailemden benim 85 yaşında annem var. 85 yaşında annemin gerçekten her gün Kur'an'ı metnini mealiyle okuduğuna son 15 yıldır birebir şahidim. Ve inanın pek çok kendini yani alim zanneden kendini bu işin piri gibi görenden çok daha fazla Kur'an ayetlerine vukufiyeti var annemin. Demek ki o yaşlarda da olsa anlamına yönelirse insanlar e, çok büyük kazanımlar elde edecekler. Hani bunu bunu canına ziyan gibi görmesin. Bu kıymetli bir işlemdir. Diğerini daha anlamlı kılar. Ama bunu bir hani devlet politikası olarak bir Müslüman gündemi içerisinde mesela bunun diyelim Kur'an kurslarında hafızlık yaptırılan o mekanlarda bunun anlamının da çocuklara ezberlettirilmesi gerektiğini ve bunu fiilen uygulamak lazım geldiğini bizim ofta mesela ben biliyorum yıllar önce e, bu sene içerisinde vefat eden bir eski of müftüsü vardı Resul Gümüş diye. Allah ona rahmet Allah eylesin. O kardeşimizin e, Kur'an kursları üzerinden mealiyle Kur'an'ı ezberletme diye bilgisayar üzerinden büyük çabası vardı. O çabaya el veren Orhan Şahin diye bir kardeşim var ofta. Onlar bunu yıllarca yaptılar ve bu Kıymetli bir işlem olarak önümüze geldi. Yapılabilir bir şeydir evet. bu. Ben buna insanlar biraz daha önem versinler diyorum. Ee, geri kalan duyarlılıkların ne olduğunu da zaten tabii. üç aşağı beş yukarı hemen herkes biliyor, fark ediyor. Anlamın ezberlenmesi de çok değerli ama tabi sadece ezberden ibaret bırakmayıp onun üzerine yoğunlaşmak, onu kavramaya çalışmak, anlamaya çalışmak ve tabii ki asıl ana hedef olan hayatı taşımak diyelim. Ee, hocam, süremizin sonuna geldik. Canur Hocam size söz verecektim ama bu şekilde bu ilk bölüm bitirmiş olduk İnşallah yarın gece telafi ederiz buradaki açığı diyelim. Değerli izleyenler bu gece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.